Garten of Bamban Chapter 3 oynanış fragmanı çıktı. Sizlerle beraber inceledik. Bugün fragmanın perde arkasını inceleyeceğiz. Fragmanda verilen mesajları önceki notlarla birleştireceğiz. Chapter 3'te bizi neyin beklediğini göreceğiz. Ekranlarda gördüğünüz maskot çetemiz. Sol tarafta mavi şekilde Nap-Nap, sağ tarafta siyah şekilde onun kız versiyonu. Orta tarafta ise maskot çetesi. Sheriff Tooster, Stinger Flynn, Kaptan Fiddles, Opila Kuşu, Bamban, Bambanella, Jumbo Josh, Slow Selin ve ismini bilmediğimiz kanguru karakter. Aslına bakarsanız bu kanguru hakkındaki fikirlerimizi de ortaya çıkartacağız bugün. Ve şu an ekranlarınızda gördüğünüz maskotlar. Bence bu maskotların devamı da var. Yani Chapter 3'te sadece bu ekranda gördüklerinizin dışında karşılaşacağımız bazı maskotlar daha var. Garten of Bamban'ın geliştiricisi Euphoric Brothers 20 kişiye Steam Key verecek. Bu Steam Key'i kazananlar oyun çıktığı gün, yani Garten of Bamban Chapter 3 çıkar çıkmaz bu oyunu oynayabilecekler. Bunun detaylarını da video sonunda zaten sizlerle paylaşacağım. Sizler de daha fazla Garten of Bamban videosu istiyorsanız eğer videoya like atmayı, kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Bu videoya gün içerisinde sizlerden tam 3000 like bekliyorum. Bu ekranlarda gördüğünüz sahneyle birlikte fragmanımız başlıyor. Benim bu sahne hakkında zaten bir fikrim vardı. Bundan yaklaşık bir ay önce bazı arkadaşlarımızın Garten of Bamban geliştiricilerine bir önerisi vardı. Arkadaşlarımız şunu söylediler. Ara animasyon sahneleri yaparsanız daha güzel olur dediler. Yani bu nedir? Bu oyunun tamamen kontrolünün bizden çıktığı, bir animasyon sahnesinin girdiği, örneğin Bamba'nın bize vurduğu, Bamba'nın bizimle konuştuğu sahne gibi daha fazla sahne. Ben de bu sahnenin oyunla alakası olmadığını ve bu sahnenin sanki bir rüya gibi olduğunu düşünmüştüm. Okulumuz içerisinde en azından böyle bir yer olduğunu düşünmüyorum. Bir kumsal, bir deniz. Buranın tamamen böyle bir duvar gibi olduğunu düşünürsek eğer, arka tarafta zaten Zolfius'un sallandığını görüyoruz. Buraya baktığımız zaman Zolfius hareket ediyor, denizin dalgalarını görüyoruz. Yani burası gerçek bir sahil gibi görünüyor. Aynı zamanda buraya baktığımız zaman sanki Stinger Flynn'ın küçük versiyonu gibiyiz. Ekrana baktığımız zaman bir halüsinasyon görüyor gibi ya da bir rüyada gibiyiz. Ya da bunların dışında biz Stinger Flynn'ın küçük hali dönüştürüldük. Stinger Flynn'ın gözünden dünyayı görüyoruz. Yani Stinger Flynn aynı sanki bu şekilde görüyor olabilir. İşte işin ilginç kısmı da bu zaten. Biz ne oldu da bu hale dönüşmüş olabiliriz? Bizim bu hale dönüşmemizin tek sebebi aslında Bamban'la alakalı da olabilir. Bamban bizden bir sıvı aldı. Givanium sıvısı. Bunu sakinleşmek için kullanıyordu biliyorsunuz ki. İlk anda geldi, kafamıza vurdu. O an çok sakin değildi ama çok da sinirli değildi. Adım adım sinirliliğe doğru gidiyordu. Yani fragmanın bu bölümündeki haline dönüşe doğru gidiyordu. Tam o hale dönüşmeden önce bizim kafamıza vurdu. Bizden sıvıyı aldı ve sakinleşti. Bizden sıvı aldı, sakinleşti ama acaba bizi de başka bir maskota mı çevirdi? Ya da kısa süreliğine bize halüsinasyon gösterecek bir şey mi yaptı? Ya da Bamban bizim maskot çetesi arasında rahat rahat gezebilmemiz için bizi bu şekilde dönüştürmüş olabilir. Doğal olarak maskotlar da bizi maskot göreceği için bize saldırmayacaklardı. Fakat işleri karıştıran durum da Bamba'nın son sahnede bizi kovalaması. Bununla alakalı iki tane teorim vardı zaten. Gizli bir tane kaset bulmuştuk ve o kasette Bamban yerde yatıyordu. Ama başka bir Bamban da gelip arkadan bize vurdu. Zaten bu oyuna baktığımız zaman Kaptan Fiddles ve Jumbo Josh'ların birçok renkte olduğunu görüyoruz. Gerçi Jumbo Josh'ın birçok renkte olduğunu görmedik fakat birinci bölümde farklı renklerinin olduğu söylendi. Ama Kaptan Fiddles'ların farklı renkleri olduğunu gördük. Aynı şekilde Opila Kuşu'nun da farklı renginin olduğunu gördük. Bamba'nın farklı rengi zaten Bambanella. Nap-Nap'ın farklı rengini yine gördük burada. Nap-Nap'ın kız versiyonu geliyor. Yani burada demek istediğim bir tane Bamban değildi. Birden fazla Bamban var gibi görünüyor. Ya da tek bir Bamban var, burada tamamen sinirlerine hakim olamıyor. Bizdeki o sıvıyı istiyor. Ama şu an her şey kontrolden çıkmış gibi. İlk bize vurduğu zaman tamamen kontrolden çıkmamıştı. Evet sinirliydi ama tam böyle sinirli şeytani hale dönüşmemişti. Ya da geliştiricilere önerilen gibi bu sahnede gördüğümüz üzere böyle bir tane geçiş animasyonu gibi bir şey olabilir. Son bölümde ki maskotlara baktığımız zaman evet, ekranlarda gördüğünüz maskotlar. Nap-Nap ve Nap-Nap'ın kız versiyonu yine yanlara doğru ayrılmış durumda. En sağ tarafta Sheriff Tootster'ı görüyoruz. Sheriff Tootster 3. bölümde kesin olarak gelecek çünkü hapishanesini gördük. Hatta hapishanesinin hemen önünde bir oyunda oynayacağız. Stinger Flynn'ı zaten fragmanın en son sahnesinde gördük. Hatta Stinger Flynn'ı dev bir şekilde gördük ki Stinger Flynn'ın kötü birisi olduğunu biz biliyorduk. Chapter 2'nin son sahnesinde deniz anasına güvenme diyorlardı. Bambanella Stinger Flynn'ın bir ahtapot olmadığını, onun bir deniz anası olduğunu bize söylemişti. Yani deniz anasına güvenme notu bilim adamlar tarafından geldiğine göre ekranlarda gördüğünüz Stinger Flynn bizim baş düşmanımız olacak. Fakat bu kadar devasa bir yaratıkla nasıl savaşacağız gerçekten zor olacak. Çünkü içeride herkes bize saldırıyor. Bizi
bizi kurtarmaya çalışan sadece opile kuşları var. Anne opile kuşu da bizi yetişkin olduğu için zaten o şekilde saldırıyor. Normalde saldırgan değiller. Ama baba opile kuşu bizi bir şekilde kaçırıyor. Şimdi tekrardan buradaki maskot çetesine baktığımız zaman yanlara, sağa sola, kıyıya, köşeye ben biraz daha maskot çetesinin gelebileceğini düşünüyorum. Buradaki kanguru karakter bizim için yeni maskotlardan birisi, ilginç maskotlardan birisi. Şimdi biliyorsunuz ki Chapter 2'de gizli bir odayı açmıştık. Gizli odadaki bazı notları okuduk. Onun dışında bir de yeni gelecek olan başka bir maskotu öğrenmiştik. Ama o maskotu biz burada göremiyoruz. Muhtemelen Chapter 3'te o maskot da gelecek. Fakat ilginç bir bölüm var. Aslında bu bölümdeki bu kangurudan bahsedilmiş de olabilir. Bir tane not bulmuştuk bilim adamları tarafından yeni bir maskotun olduğuna dair. Yeni deneyimizin ismi Vaka 12, yani çocuk maymun. Bilim adamları çocuk maymun deneyi üzerinde çalışmış ama bunların bakıcısından da bahsetmiş. İşte bakıcısı ekranlarda gördüğünüz bu kanguru olabilir. Vaka 12, Hikopantus, yani deniz atı demek. Hikopantus ve Brachyteles'ten birleşmiş bir deney olarak ortaya çıkmış. Hikopantus deniz atı, Brachyteles de bir maymun aslında. Ağaçların dallarına kuyruklarıyla sarılan ve aşağıya doğru sallanan maymunları düşünün. Vaka 12G, zeka, çeviklik ve taklit gibi sunulan tüm özelliklerde diğer tüm vakaları geride bıraktı. Yani Vaka 12 en zeki deneylerden birisi. Adı üstünde, deneyimizin adı zaten çocuk maymun. Tam da istenildiği gibi 12G vakası gerçek çocuk gibi davranışları gösteriyor ve inanılmaz derecede itaatkar. Yeni yürümeye başlayan bir çocuğun davranışını taklit ediyor. Bir çocuktan bahsediyoruz, yani bir bebekten bahsediyoruz aslında. Ama bir bebek deyip geçmeyin, içerideki maskotların ne kadar tehlikeli olabileceğini zaten biliyorsunuz. 12G vakası bakıcısı yanında olmadığında çok stresli olur. Hatta bakıcısı yanında değilse saldırgan tavır gösterir. Ama endişelenmeyin. Şu an incelediğimiz 12G vakası diğer 12G vakaları dışında saldırgan değil. Bizim şu an incelediğimiz 12G vakası bakıcısı yanında değilse sadece ağlıyor. Ama diğerleri direkt saldırıyor. İşte bakıcı derken şu an ekranlarda gördüğümüz bu kanguru da onların bakıcısı olabilir mi? Şimdi bu kangurunun yavruları var görüyoruz ama bu yavruların nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Sadece oradan gözleri görüyoruz. Maskot çetelerini düşündüğümüz zaman bunun karnındaki yavruların bir kanguru olmasından daha çok 12G vakaları da olabilir diye düşünüyorum. Yani sürpriz olmaz bizim için. 12G vakası konuşma yeteneğine sahip değil ama aşırı iyi tırmanma yeteneğine sahip. Sonuç olarak bir maymun olduğu için tırmanma yeteneği çok iyi. Ve buradan aslında bize yeni bir oyunun mesajını veriyor. Atlamalı, kaçmalı, tırmanmalı bir oyun geliyor gibi görünüyor. Vaka da sunum için hazır. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Artık böyle bir maskotumuz var demek. Yeni bölümlerden birinde gelecek gibi görünüyor. Chapter 3 olur, Chapter 4 olur bilmiyorum ama böyle bir maskotumuz artık var. Şimdi siz şunu sorabilirsiniz. Bu kanguru acaba saldırgan mı? Şu an ekranlarınıza baktığınız hangi maskot saldırgan değil sizce? Slow Cell'in hareket ettiğimiz zaman bize neler yaptığını gördünüz. Jumbo Josh'ın zaten bizi yumruklamaktan başka işi yok. Bambanella'nın dersinden en ufak bir yanlışta neler yaptığını gördük. Opile kuşu en sakinlerinden ama bizi yetişkin gibi gördüğü için saldırıyor. Stingerfly'nin kötü yüzünü burada göreceğiz. Sheriff Tootster'ın iyi olduğunu hiç zannetmiyorum. Kasabada suçlu yoksa şerife de ihtiyaç yoktur diye bahsedildi. Bizi suçlu gibi gördüğü için bize neler yapabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Kaptan Fiddles'ın gerçek yüzünü görmedik, bilmiyoruz. Ama eminim ki canlı bir haline denk gelse bize saldıracaktır. Bamba'nın ne olduğunu zaten anlamadık ama Bamba'nın iyi bir tane versiyonu mutlaka var. Nabdab'ın gerçek yüzünü zaten gördük. Kız versiyonunda iyi olabileceğini hiç zannetmiyorum. Doğal olarak bu kangurunun da bize çok iyi niyetle geleceğini çok sanmıyorum. Ama içeride bir yerlerde bize yardım eden birileri var. Bunu bu şekilde söylediler. O kişi veya kişiler kim onu da artık Chapter 3'te görür müyüz bilmiyorum. Fakat Garten of Bamba'nın ilgili en yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Garten of Bamba'nın geliştiricisi Euphoric Brothers YouTube kanalında 20 kişiye Garten of Bamba Chapter 3 hediye edeceğini söyledi. Birçok sosyal medya üzerinden bu çekilişi parçalara ayırdılar. Sizler de gidip çekilişlere katılabilirsiniz. Ve çekilişi kazandığınız zaman Garten of Bamba Chapter 3 çıktığı gibi oynayabileceksiniz. Garten of Bamba Chapter 3 çıktığı gibi ben de sizlerle birlikte burada oynayacağım zaten. Oyunun hemen ardından teorilerimizi üretmeye, hikayesini oluşturmaya devam edeceğiz. Daha fazla Garten of Bamba videosu için like atmayı, kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Gün içerisinde bu videoya sizden 3000 like bekliyorum. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.